İçer gündeminden herkese iyi akşamlar. Önemli haber gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Tabi gündeme geçeceğiz ama şu anda Mersin'de bulunan Sayın Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu konuşuyor. Yayına gidiyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Mersin'in gelişmesi ve büyümesi adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son veriyor. Çukurova Havalimanı üst yapı tesisleri yapım çalışmalarını bu aşamaya getiren yüklenici firma ve tüm çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Başarılarının ve işimizin tamamlanması için başarılar diliyorum. Havalimanımızın açılışında buluşmak dileğiyle hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çek onu abi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Heyecan verici açıklamaydı. Çukurova Havalimanı'nın açılışında tekrar görüşmek üzere dedi. Aslında açıkçası Mersinliler de bu heyecanı çok yakından hissediyor ve merakla da bekliyor. Evet, dediğimiz gibi Sayın Bakanımız bugün Mersin'deydi ve bir takım açılışlar için buradaydı. Az önce de canlı yayınladık ama sabahtan şu ana kadar da Sayın Bakanımız Mersin'de birçok yerde bulundu. Sabah saatlerinde de öğleye doğru daha doğrusunda Tarsus Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde bir açılış gerçekleştirdi. Orada da önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Gaziantep-Mersin arası hızlı tren cümlesi heyecanlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu Mersin'e geldi. Mersin-Tarsus Otoyol Ayrımı ve Mersin Organize Sanayi Bağlantı Kavşağı açılışı için Mersin'e gelen Bakan Kara İsmailoğlu, açılış sonrası bir takım ziyaretlerde de bulunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bizler bu ihtiyaçların ötesine geçiyor. Mersin'in gelişim hızına bağlı olarak ortaya çıkan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve şehrimizi geleceğe hazırlamak için çok güçlü bir ulaşım ağını da tesis ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelişmiş bir medeniyetin ve güçlü bir ülkenin en önemli göstergelerinden biri sahip olduğu ulaşım ağı ve altyapısıdır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için bugüne kadar tam 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımızdan tabii ki Mersin şehrimizde hak ettiği payı almakta, şehrimizin kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni yatırımları da planlamaktayız. 2003 yılından bu yana Mersin'in ulaşım ve iletişim altyapısı için toplamda 23 milyar lira yatırım yaptık. Şehrimizde 278 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 555 kilometreye, 271 kilometre olan BSK'lı yol uzunluğumuzu 539 kilometreye yükselttik. Şu anda Mersin'de 33 milyar 326 milyon lira proje bedeliyle 15 ayrı karayolu projemizde çalışmalarımız da devam ediyor. Tamamlandığında Akdeniz kıyılarının meşakkatli yolculuklarını tarihe gömecek Akdeniz sahil yolu çalışmalarımız da bu projelerin en önemlilerinden bir tanesi. Uzunluğu 228 kilometre olan projemiz bünyesinde 37.914 metre uzunluğunda 28 çift tüp tünel, 5.134 metre uzunluğunda 17 çift köprü, 398 metre uzunluğunda 8 köprü ve 3 farklı seviyeli kavşak yer almakta. Ayrıca bölgenin ticaret, tarım faaliyetleriyle özellikle turizm olanaklarının da kat be kat artmasına katkı sunulacaktır. Yolumuz bütün Mersinlilere hayırlı uğurlu olsun. Mersin'den Gaziantep'e uzanan hızlı tren hattımızda da çalışmalarımız süratle devam ediyor. 312,5 kilometrelik uzunluğa sahip 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan projemizle Mersin-Adana ile Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecektir.
Evet Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun yaptığı açıklamalar heyecan verici demiştik. Özellikle Gaziantep-Mersin arası hızlı tren ve az önceki canlı yayında söylediği Çukurova Havalimanı açılışları biraz heyecan getirdi kentimize. Umuyoruz en kısa zamanda da bu bahsedilen yerlerin açılışı gerçekleştirilir ve Mersin'imize hayırlı uğurlu olur diyelim. Şimdi gündeme döneceğiz. Mersin'de Tarsus'a gideceğiz. Tarsus Belediyesi Aralık Ayı Meclisi 1. Birleşimi gerçekleşti. Daha önceki toplantıdan gelen komisyon kararları olsun, bugün alınan kararların tartışıldığı ve zaman zaman da küçük gerginliklerin yaşandığı bir meclis toplantısı izledik. Haberimizi izleyelim. Tarsus Belediyesi 2022 Aralık ayı meclis toplantısı 1. birleşimi Tarsus Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Doktor Haluk Bozdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. 2022 yılı 13. birleşiminin 1. oturumu olağan meclis toplantısını açıyorum. Bir önceki toplantıda komisyona gönderilen kararların ve yeni kararların konuşulduğu meclis toplantısında ek gündem maddeleri de konuşuldu. Evra gündeme alınması için oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması dolayısıyla kutlanan Kadın Hakları Günü'nün 88. yılını dün kutladık. Ertesi gün böyle bir evranda meclise gelmesi aslında benim için çok anlamlı. Ya tamam sonrasında Ali Bey onu... ben alışkınım. Peki, Tarsus halkı peki, da alıştı artık saniye. O önemli değil. İkinci Ali maddeye Bey, geçer misiniz madem, Abdurrahman bir saniye, Bey? Madem iyi niyetlisiniz bakın Akşemseddin Camisi ve Ay Yıldız Camisi ile ilgili devir konusunda herhangi bir problem yoktu. İmar konusunda herhangi bir sıkıntı yoktu. Onlar niye devretmediniz o zaman? Madem samimiyseniz onlar niye devretmediniz? Buyurun bunun cevabını verin. Şimdi Abdurrahman Bey, bakın burada kendinizi bir müftülüğün, bir resmi kurumun temsilcisi yerine koymayın. Lütfen yapmayın. Bakın yanlış yapıyorsun. Ali Bey sorumuza cevap verin ya. Onlar soruyu niye devredilmedi? Çok niye basit. Diğer ikisi devredilmedi? Soru kolay yani. İlgili idare bize yazsın. Ali Bey zaten tartışmaya geçmeyin. Ben biraz sonra anlatırım çok net bir şekilde. Ben alışkınım bu tür şeylere. Adliyeye yansımış ve dün burada tüm meclis üyeleri, yanınızdaki AK Partili meclis üyeleri de var, MHP'li de var, CHP'li arkadaşlar da var. Tek tek, tane tane, Mehmet Efendi'ye anlatır gibi anlattım ben bunları. Ve asgari ücret diyeceğiz. Evet, Türkiye'nin şu anda merakla beklediği, hem işverenlerin hem de işçi sınıfının merakla beklediği asgari ücrette son durum nedir? İşte bugün TİSK yani Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu'nun 28. olağan genel kurulu gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bulundu bu toplantıda ve orada biraz olsun küçük ipuçları verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 28. olağan genel kuruluna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını korumayı hedefliyoruz dedi. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli ulaşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var ve onları da süratle bitireceğiz. Bu duygularla bir kez daha Türkiye İşverenler Sendikamızın genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız öyle çok fazla uzunca bir değinme gerçekleştirmedi asgari ücretle ilgili ama yine de söylediği şeyler önem arz ediyor. Hükümete yani iktidara yakın gazetecilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 7500-8000 TL arası asgari ücretin olması bekleniyor. Tabii 5500 TL'nin üzerine çıkacağı için de işveren de düşünülerek vergiler konusunda sigorta kapsamında bazı düzeltmelerin, iyileştirmelerin yapılması da konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu ay içerisinde asgari ücret net olarak açıklanacak. Tabii açıklama yine Recep Tayyip Erdoğan yani Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilecek. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne ait AK Parti Başkan Grup Vekilleri
tarafından bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili bir açıklama yaptı öncesinde. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin kendilerinin hizmetlerini engellemeleriyle alakalı bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkan Vekilleri Ankara'da bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda okunan ortak metin öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediyesi, kamuoyuna kendi projeleriyle çıkmadıkları için kendi beceriksizliklerini bir algı operasyonuyla kapatmak istiyorlar ifadelerini kullandı. Bu organizasyonlarda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin zaman zaman bir araya gelerek sürekli bir acziyet deklarasyonları yayınlamaları sebebiyle ve bu açıklamalarında da sürekli aslında bir şeyler yapmak istediklerini fakat engellendiklerini ifade ederek sürekli bir acziyet deklarasyonuyla 4 yıla yakın bir süreyi geride bırakan bu büyükşehir belediyelerinin söylemiş oldukları yalan rüzgarlarına karşı hakikati ifade etmek üzere her ay bir şehrimizde bu hakikatleri ifade etmeye çalışıyoruz. İzmir, Adana ve Tekirdağ'dan sonra bugün de Ankara'dayız. Yeni seçilen bir belediye başkanı için birinci yıl planlama, proje yapma dönemi diyebilirsiniz. Ama geriye kalan 3'e yakın dönem artık projelerin hayat bulduğu, gerçeklerin hayat bulduğu ve seçimde vaat ettiklerinizin karşılık bulduğu bir dönemi içerir. Maalesef bu 11 Büyükşehir Belediyesi kamuoyuna kendi projeleriyle çıkıp kendi projelerini tartıştıramadıkları için kendilerini bir algı operasyonuyla ve beceriksizlerini de bir yalan rüzgarıyla kapatmak istiyorlar. Çünkü şehirlerine söyleyecekleri, vaat ettikleri gibi bir cümle olmadığı için başka bir bahanenin arkasına sığınarak kendi gerçeklerini yalan rüzgarıyla ve kendi hakikatlerini de algıyla kapatmak istiyorlar. Oysa hepimiz çok iyi biliriz ki ateş suyla, yalan da hakikatle kapatılır. Biz de bu hakikatleri ifade edeceğiz ve ifade etmeye devam edeceğiz. Evet, dün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ydü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de bir etkinlikte bir araya geldi. Sayın Seçer, tek bir amacımız var, insanlığa fayda sağlamak dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'den Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'le birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı. Gönüllülerle bir araya gelinen buluşmada Başkan Seçer yapmış oldukları değerli çalışmalar nedeniyle tüm gönüllülere teşekkür etti. Kimse bir karşılık beklemiyor mutlaka ama beklenen karşılık şu: sonuçları görmek. Sonuçlar ne? Beklenen ne? Kadınlara, çocuklara, toplumumuza, dezavantajlı insanlarımıza fayda sağlamak. Onlara sağladığımız faydanın tüm topluma yayılması, memleketimize, ülkemize, hatta global anlamda insanlığa yarar sağlamak. 13 ilçede yapmış oldukları toplantılarda kadınların ürettiklerini ekonomik değere dönüştürmek ve böylece hem ailelerine katkı sunmak hem de beceri elde etmek istediklerini gördüklerini belirten Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların ürettikleri ürünleri değerlendirmesi konusunda açmış olduğu üretici standlarının bu gönüllü toplantıları sonucunda hayat bulduğunu belirtti. Üretici standları açarak güçlenen kadınların daha sonraki toplantılarda yeni fikirler ortaya koyduğunu söyleyen Vahap Seçer, ayrıca bu faaliyetlerle birlikte birçok kadının iş yeri açtığını ve bu sayının gün geçtikçe daha da yükseldiğini söyledi. Umut ediyorum, gelecek günler bugünlerden daha güzel olacak.
Konuşmaların ardından Başkan Seçer, karşılık beklemeden toplum yararı için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi gönüllülerine plaket verdi. Evet, şimdi sıradaki haberimiz Türkiye'nin en çok konuşulan, son dönemlerin en çok dile getirilen ve ekranlarda en fazla görülen haberi olacak. Tabii zincir marketler konusu ülkemizde son günlerde özellikle siyasilerin açıklamaları sonrasında hatta ismini dahi ilk defa duyduğumuz bazı kişilerin mafyavari açıklamalarına kadar ortalık karışmış durumda. Tabii belediyelerin zabıta ekipleri de bu zincir marketler konusunda denetimlere çıktı. İşte Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri de denetimdeydi. Tabii hiç hoş görüntüler yoktu açıkçası. Tarihi geçmiş ürünlere kadar birçok etken vardı. Önce haberimizi izleyelim. Mersin'in Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlerin raflarda olduğu görüldü. Arkadaşlar dolabın temizliğine bir bakın, şöyle komple bir bakın. Dolabın temizliğine bakın. Bir de son zamanlarda malum aldığımız en fazla şikayet şu, fahiş fiyat uygulaması. Bir, ikincisi bir de raftaki etiket ile kasadaki etiketin uyuşmadı. Yani bunu tespit eder isek biliyorsunuz ceza işlemi yapacağız. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki zincir marketlere yönelik denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Bir tane daha getirin arkadaşlar, bir özüm, diğer firmadan getirin. Bakalım acaba o şeyiniz doğru. Bir defalık geldi. Bir de 1 kiloluk arkadaşlar, 1 kiloluk bana bir net ürün getirin. 1 kilo net. Bir de firma ile ilgili buna ceza işlem göndereceğiz. Bakın arkadaşlar 4940. Ne yazıyor burada? Net 5 kilo. 5 kilo. Eksik gramajlı ürün satıldığına dair. Yaz geri gel abi. Diğerlerini kontrol edelim. Bak son bir gün var. Son bir günlerde böyle dedaları toplamanız lazım. Yani bu önemli. Bu da aynı. Ne zaman topluyorsunuz bu bugün kalanları? Normalde bugün sabah tek açtı arkadaş. Biraz sonra tek SKT'ye girecekti zaten. Şu. Bu büyük ihtimalle karışmış bir yerde. Onu bir alalım. Onu alalım. Oraya yok. Bak şimdi bakalım. Zaten biz belli sıra ve süre içerisinde devamlı olarak iş yeri denetim ekiplerimiz var. Her gün düzenli olarak, her gün diyorum bakın, her gün düzenli olarak belli saat ve sürelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Özellikle zincir marketlere yapıyoruz. Bizim baktığımız konuların başında raftaki fiyat etiketi ile oradaki fiyat etiketi ile kasadaki etiket fiyatı uyuşuyor mu? En fazla bizim şikayet konumuz bu vatandaşlardan gelen. İkincisi fahiş fiyat uygulamaları. Onların da daha önceki ruhsatları, daha önceki düzeltiyorum faturalarına bakarak onları kontrol ediyoruz. Bir de tarihi geçmiş ürünlere ve genel temizliğine bakıyoruz. Bugün de denetimlerimizde gördüğünüz gibi birkaç tarihi geçmiş ürünler tespit ettik. Onlar hakkında ceza işlem uyguladık. Denetimlerimiz devam ediyor. Yani biz zaten bunları devamlı rutin olarak yapıyoruz. Çalışanların da duyarlı olması lazım. Vatandaşların da duyarlı olması lazım. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu rica ediyoruz. Aldığı ürünün son kullanma tarihine baksın. Oradaki fiyatla kasadaki fiyat uyuşuyor mu ona baksın. Bir diğer husus indirim var. İndirim var diye oraya yazılıyor. Ama maalesef bazen bizim kontrollerimizde o indirim burada gözükmüyor. Dolayısıyla vatandaş kandırılmış oluyor. Tabii bu tartışmalar bugün bitmeyecek, yarın da bitmeyecek, sonrasında yine devam edecek. Tabii bir vatandaş olarak insan merak da etmiyor değil. Yani ne oldu da birden bu zincir marketlere denetim başladı? Yani daha önce bu yapılan denetimlerde karşılaşılan durumlar yok muydu? İşte Akdeniz Zabıta Birimi Sayın Müdürümüz açıklama yapıyor. Bozuk ürünler, yani stoğu geçtik artık. Bozuk ürünlerden tutun, gramajı eksik ürünlere kadar, hatta bozulmuş ürünlere kadar inanılmaz ürünlerin olduğu söyleniyor. Yani gidiyorsunuz aldığınız ürün 1000 gram yazıyor ama kasaya geldiğinizde işte onu sonrasında fark ettiğinizde daha düşük bir gramajı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi vatandaşlar tabii ki dikkatli olmalı. Tarihi geçmiş ürünleri almamaya özen göstermeli. Buna katılıyoruz ama yani o gramaj konusunda insanlar yanında bir tartı aleti taşıyamayacağı için bu konuda İşte bu zincir marketlerin sahipleri biraz vicdanlı davranmak zorunda.
Yani gerçekten neresine tutsanız elinizde kalan bir durum. Hatta son haftalarda, son günlere daha doğrusu sosyal medyada enteresan görüntüler paylaşılmaya başlandı. İşte raflardaki fiyatla kasadaki fiyat arasında bile inanılmaz fiyat artışlarının olduğu görülüyor. Yani bakıyorsunuz rafta 30 TL atıyorum bir ürün. Kasaya geldiğinizde bu 40 TL verilen cevaplarda ise, o kasiyerlerin verdiği cevaplarda ise etiket değişimini yapmayı unutmuşuz gibi gerçekten enteresan açıklamalarda sosyal medyadaki yerini korumuş durumda. Tabii önemli bu denetimler, daha sık yapılması gerekiyor. Vatandaşın cebi her zaman düşünülmesi gerekiyor. Sağlığı her zaman düşünülmesi gerekiyor. İlla siyasi bir çatışmanın olması da beklenmemeli. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Şimdi Mersin'e devam edeceğiz. Tabii dün 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'ydü. Kadına seçme ve seçilme hakkının tanındığı bir gündü. Önemli bir gündü. Akdeniz Belediyesi de bununla ilgili bir panel gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88. yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Kadınlar Hakları Günü dolayısıyla Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce panel düzenlendi. Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Avukat Hatice Kübra Turgut'un sunum yaptığı panele kadın muhtarlar, kültür evlerinde kurs alan kadınlar ve personel kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934'te tam bugün seçme ve seçilme hakkını kadınlarımıza vermiş. Çok önemli. Niye önemli? İtalya 1945, Fransa 1944, Belçika 1960, İsviçre 1971 yılında seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiş. Çok önemli. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in kurucusu, liderimiz çok çok önceden kadınlarımıza bu hakkı vermiş. Seçilir seçilmez ilk yaptığımız işlerden bir tanesi kadın kooperatiflerini kurmak oldu. İki tane şu an aktif kadın kooperatifimiz var. Kadınlarımız burada üretiyorlar, ürettiklerini satabiliyorlar. Sadece üretmiyorlar, satabiliyorlar. Çünkü belediyemizin hemen yan tarafında olan satış merkezlerini onlara tahsis ettik. Son dönemlerde her iki kooperatifimiz birden artık üretime geçti. Tarıma da girdiler. Tarım aracılığıyla şekerotu, moringa ve birçok bitkiyi üretmeye başladık. Az önce bahsettik, kültür evlerini açtık. En son Barış Bahçe'de açmıştık. Okuma yazma bilmeyen hanımefendileri orada gördüm. Okuma yazma öğreniyorlardı. Bir kadın olarak kadınları temsil etmek, vatana millete hizmet edebilme fırsatı yakalamak çok duygulu, çok gururlu. Ben bunun için sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum tekrar tekrar. Kadınların bir gün değil, her gün hatırlanması. Anaların bir gün değil, her gün hatırlanması. Ama bu vesileyle gerçekten bizlere bu önemli, bu güzel vazifeyi yani vesile kılan Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve şükranla yad ediyorum. Evet, bizler de bu vesileyle bir kez daha 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Adana'da 5 kişi bir kişiyi kaçırmak ve sonrasında darp etmekten dolayı tutuklanmış. Tabii bu haberi ilginç kılan şey ise tutuklananlar arasında bir siyasi partinin il başkanının da olması. Adana'da aralarında bir parti il başkanının da bulunduğu 5 kişi bir kişiyi kaçırarak işkence yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Olay 26 Kasım tarihinde Seyhan ilçesi Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasında yaşandı. İddiaya göre 2 kişi Furkan Ç'yi bir bahaneyle bir binaya götürerek kendi hesaplarına 150 bin Türk lirası havale etmesini isteyerek darp etti ve silahla ölümle tehdit etti.
Furkan Ç'yi kaçıran iki kişi akşam saatlerinde ruhsatsız silahlarını Anavatan Partisi Adana İl Başkanı Mehmet Üye vererek 450 Türk lirası parasını, kimliğini ve kredi kartlarını gasp ettikleri Furkan Ç'yi 27 Kasım gecesi ANAP Adana İl Başkanlığı binasının kundaklandığını öğrenince polisi aramaması konusunda tembihleyerek serbest bıraktı. Furkan Ç ailesi tarafından Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Furkan Ç'nin iki bacağının kırıldığı, başında yarıklar oluştuğu, dil ve kulağınınsa yaralandığı belirlendi. Adresleri tespit edilen 7 kişi eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Olayın yaşandığı ofiste arama yapan ekipler ruhsatsız tabanca 139 adet uyuşturucu hapla Furkan Ç'nin kimliğini ele geçirdi. EYP'nin üst aramasında Furkan Ç'nin kredi kartları, Mehmet Ün'ün üst aramasındaysa diğer şüphelilerin verdiği ruhsatsız tabanca bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden Adana ANAP İl Başkanı Mehmet Ü, Eyüp E, Zübeyir A, Suat Ö ve Erdal A tutuklandı. Ramazan B ile Yasin D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi Adana'dan Mersin'e dönüyoruz. Mersin'de de uyuşturucu operasyonu vardı. Mezitli'de ve Yenişehir'de iki evde yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Mersin polisi yurt dışından özel ekipman getirerek evlerine kurdukları özel düzenekle uyuşturucu madde yetiştiren iki şüpheliyi yakaladı. Mersin polisi, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki iki ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yurt dışından getirdikleri özel ekipman, ışıklandırma ve sera sistemleri, özel toprak, gübre, kimyasallar, genetiği değiştirilmiş Hint keneviri, skunk ve marihuana adında esrar maddesi bulunduğu ve evde özel düzenek kurarak yetiştirdikleri ortaya çıktı. Evlerde 63 kök Hint keneveri, 4 kilo 260 gram esrar, ışıklandırma, ısıtma, iklimlendirme sistemleri, özel düzenekler, gübre ve kimyasallar ele geçirildi. Mersin'e devam ediyoruz. Erdemli'ye gideceğiz. Tabii Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de konut fiyatları, artan konut fiyatları daha doğrusu. Erdemli'deki konut fiyatları ise İstanbul'u geçti. Mersin'in Erdemli ilçesinde Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden gelen yabancıların ev almaya başlamasıyla bu yıl fiyat artışı Türkiye ortalamasının üstüne çıktı. Erdemli ilçesinde başta sahile yakın noktalarda bulunan 1 artı 1 ile 2 artı 1 daireler 1 milyon liradan başlayarak 2 milyon liraya kadar, 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerse 2 ila 5 milyon lira arasında satışa sunuluyor. Burada yaşıyorum 12 yıl. Bu iş 4 yıl yapıyorum. Burası çok güzel. Ruslar çok seviyor. Çünkü hem denize yakın hem güzel siteler var. Hem Erdemli'ye ve bütün plaj bölgeye çok yakın. Güzel, ülke sıcak. Bizim insanlar havayı çok severler. Yemekler. Ve tabii ki ev fiyatlar uygun bizim için. İstanbul'un ve Erdemli ev fiyatları şu an yarışıyor. Çünkü bizim bölge daha ilgi çekiyor. Onun için fiyatlar çok yükseldi. En çok yabancı tabii ki Rusça konuşan ülkeler. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan bütün ülkeler buraya geliyor şu an. Biz son 4 yıl bu işletme yapıyoruz ama en son yıl çok yüksek satış, 750 aile ev sahibi yaptık. Neden İstanbul'la Mersin bu kadar bu fiyatlarla yarışıyor? Çünkü Mersin aşırı bir gelişim sağladı. Ticaret merkezi haline gelmeye başladı. Çok turist alan bir bölge olmaya başladı. Havalimanının yapılması, limanın olması, onun haricinde nükleer santralin yapılıyor olması, Almanya'dan, Rusya'dan, Kazakistan'dan, Amerika'dan ve Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden birçok insanlar buraya taleple gelmeye başladı. Kesinlikle bu sene
diğer senelere göre en fazla talebi yaşadık. Son 4 yıla baktığımız zaman da ortalama 700 ila 750 yabancı, sadece yabancı aileyi ev sahibi yaptık. Tabii konut fiyatları ülkenin gündemini meşgul edecek gibi hala. Çünkü mesela Mersin'den örnek verelim. Mersin denilince uygun ev fiyatları akla gelirdi. Ama işte haberimizde de gördüğünüz üzere yabancı uyruklu vatandaşların da kentimize yerleşmesiyle birlikte tavan yapmış durumda. Tabii bu konut fiyatlarına yansıyan pahalılık durumu ev kiralarına da yansımış durumda. Vatandaş uygun ücretlerde ev kirası, yani ev kiralayamıyorlar. Hatta yeni bir uygulama çıkarılmıştı. İşte normal kiranın %25'i kadar, fazlasını yapamıyordunuz. Bu yasaktı ama bu ne kadar uygulanıyor ya da ne kadar kontrol ediliyor? İşin sorun kısmı zaten burada. Tabii bu sıkıntılar gündemi meşgul edecek, etmeye de devam edecek, etmeli de. Bazı şeyler düzelene kadar da etmek zorunda. Çünkü insanlar dışarıda yaşayamayacağına göre ev sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması gerekiyor. Şimdi mutfakların vazgeçilmez ürünü ya da sebzesi domates diyeceğiz. Mersinliler artık Katar'a da domates ihraç etmeye başladı. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de örtü altında domates hasadı başladı. İlk ürünler Dünya Kupası maçlarının oynandığı Katar'a ihraç edildi. Ülke genelinde domates üretiminin en çok yapıldığı ilk 5 ilden biri olan Mersin'de sezonda 1 milyon 200 bin ton ürün hasat ediliyor. Mersin genelinde en çok üretimse yaklaşık 600 bin tonla Erdemli'de gerçekleştiriliyor. Eylül'ün birinde domateslerimizi diktik. Şu anda kış ayına giriyoruz. Hasat etmeye başladık. Fiyatlar da 10 TL bandında gidiyor. Katar'da Dünya Kupası olduğu için Katar'a ihraç yapıyoruz. Ukrayna ve Rusya gibi soğuk bölgelere domateslerimizi ihraç yapıyoruz. Şu anda Katar'dan da talep var. Talep olduğu için Katar'a gönderiyor şu anda domateslerimizi. Dünya Kupası bittikten sonra tabii yine Rusya, Ukrayna, Romanya üzerine ihraç yapacağız. İstanbul, Ankara, İzmir, bu tür Bursa, bu tür bölgelere gidiyor. Doğuda da tabii Adıyaman, Diyarbakır, Urfa tarafına ihraç yapıyoruz iç piyasada. Şu anda talebimiz var. Memnunuz. Girdiler domateste biraz fazla ama 10 TL'de ya yine de 10 TL kurtarıyor yani. Aşağı sarsa kurtarmaz. Yani domates mutfakların vazgeçilmez sebzesi. Geçtiğimiz günlerde de hatta patatesle birlikte işte kilosu 50 liraya dayandı diye sosyal medyada fiyatlar dönüyordu. Umarız gerçeği yansıtmıyordur ama Mersin'de genelde domates fiyatları 8 lirayla 10 lira arasında. Tabii pazar yerlerinden bahsediyoruz. Marketlerde biraz daha pahalı olabilir. Şimdi Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da ise Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu siber suçlarla ilgili bir panelde konuştu. Sosyal medya, evet, son dönemlerin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi. Sosyal medyada bazı rakamları verdi. Önce bir haberi izleyelim, sonra tekrar dönelim. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde düzenlenen 7. Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı gerçekleşti. 81 ilde şube müdürlüğü kurmayı hedefliyoruz ve tamamlayacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı konuşmada 2022 yılında terör örgütü yanlısı, yorum ve paylaşım yapan toplam 132.310 sosyal medya hesabı tespit ettik dedi. 2022 yılında terör örgütü yanlısı, yorum ve paylaşım yapan toplam 132.310 sosyal medya hesabı tespit ettik. Bunlardan 67.385 hesabın kullanıcısını nokta atışı bulduk. Ve suç unsuru içeren 9.314 kullanıcıyı yakalayarak adli makamlara teslim ettik. Geçen hafta Türkiye'de sadece bir tek sosyal medyadan bahsedeceğim. Twitter'da toplam kullanılan hesap sayısı 3.656.941 hesap Türkiye'den ve Türkçe kullanılmış. Bu hesapların isimli hesap sayısı
2.803.411. Bot hesap sayısı, yani bizatihi makineden basılan hesap sayısı 853.530. Tam bir operasyon ağı. Bitti mi? Hayır. Size şimdi bu 853.000 bot hesabın dışında bu bot hesapları harekete geçiren bazı terör örgütleriyle ilgili isimli hesap tespit edebildiğimiz sayılarını da vereceğim. FETÖ destekli bot hesaplar ayrı, isimli hesaplarda FETÖ destekli sadece geçen hafta 90.692 hesap isimli, PKK destekli 71.310 hesap bizim tespit edebildiğimiz. Buradan size de vatandaşlarımıza söylüyorum. Sosyal medyaya karşı dikkatli olun. Zihin pencerenizden süzmeden, doğruyla yanlış bilgiden emin olmadan lütfen dalgaların üzerine sörf yapmayın. İçer gündemi spor gelişmeleriyle devam ediyor. Basketbolla başlayacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi erkek basketbol takımı 1. Lig'de liderlik maçında önemli, zorlu bir karşılaşmada Samsun Spor'u ağırladı. Rakibini mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Bernard 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Mersin Büyükşehir Belediyesi 9. hafta karşılaşmasında evinde Samsun Spor'u 78-73 mağlup etti ve averajla liderliğini sürdürdü. Mersin Büyükşehir bu galibiyetle ligde 9. maçında 8. galibiyetini almış oldu. Bernard Carberry 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Samsun Spor'da ise Abdullah Güey'e 19 sayıyla oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi haftaya deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Basketbolla devam ediyoruz. Tarsus Belediyesi kadın basketbol takımı da 1. Lig'de rakip dayanmıyor desek yeridir herhalde. Bu kez de Karşıyaka karşısında çok ama çok farklı kazandılar. Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde Tarsus Belediyesi 12. hafta maçında evinde Karşıyaka Çarşı Koleji'ni 108-62 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Tarsus Belediyesi'nde Simge Şeker 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Melis Sadıç 16 sayıyla oynadı. Çıktığı 12 maçta 11 galibiyet alan Tarsus Belediyesi ligde liderlik koltuğunda bulunuyor. Tarsus haftaya deplasmanda İzmit Belediyespor'a konuk olacak. Mersin'e devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi kendi personelinin motivasyonunu daha iyi sağlayabilmek için geleneksel hale getirmeyi planladığı bir etkinlik gerçekleştirdi. 1. spor etkinliği yapıldı, sona erdi. Tabii her etkinliğin sonunda olduğu gibi ödül töreni gerçekleşti. Mersin Büyükşehir Belediyesi birimler arası 1. spor oyunları sona erdi. Gör. Evet. 5 farklı kategoride gerçekleştirilen oyunlar neticesinde şampiyon olan takımlar ve bireysel sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldılar. Buraya geldiniz. Soruyorum hocam, top mu kalemi? Kale. Hangi taraf hocam? Bu taraf hocam. Bu taraf hocam. Bu taraf hocam. Bu taraf hocam.
Macit Özcan spor tesislerinde futbolda üçüncülük ve şampiyonluk maçının tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi ve tenis branşlarında şampiyon olan takım ve sporculara ödülleri Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından verildi. Futbol branşında MESKİ Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, voleybol branşında İtfaiye Dairesi Başkanlığı, basketbol branşında ise MESKİ Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı şampiyon oldu. Bireysel oyunlarda ise kadınlar masa tenisinde Figen Çevik birinci, tenis branşında ise kadınlarda Berivan Altun birinci, erkekler tenis kategorisinde ise Umut Hasan Çiçek birinci oldu. Şimdi ekranlara yine sporda şiddet haberi gelecek maalesef. Geçtiğimiz hafta İzmir'de oynanan Göztepe Altay maçı hala hafızalarımızda. Hatta yaralanan bir vatandaş, bir tribün sevdalısı vardı. Tutuklananlar vardı. İşte kulüplere verilen cezalar vardı. Sonrasında 3. Lig temsilcisi Karşıyaka ile Mersin İdman Yurdu arasında da bir çiçek uzatma mücadelesi vardı. Yani bir fair play örneği vardı. Ama bu kez sanki bunların hiçbiri yaşanmamış gibi Sakarya'da bir amatör karşılaşmada bir takımın taraftarı maçtan hemen sonra rakip takımın futbolcu otobüsünü çok farklı bir şekilde taşladı. Kapıyı açıyor. Dayı bir şey çek. Sakarya'da Amatör Süper Lig B grubu 9. haftada oynanan Güvenspor, Karaptiler, Akınspor maçı sonrasında deplasman takım minibüsüne taraftarlar saldırdı. Neydi kırdı? Minibüsün camları kırılırken yaşanan korku dolu anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Dur dur vurma ya, üstünüze geliyor. Karasu Güvenspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaşan takım oyuncuları küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Deplasman takımını taşıyan minibüsüne saldıran taraftarlar aracın camlarını kırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Camın neyini kırdı? Numara tamam. 10 numara. Evet, bu haberle birlikte içer gündeminin de sonuna gelmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.